İnsanlar bir fotoğrafın konusu ve anlamı arasında doğrudan paralellik kurmaya alışmışlar. Fotoğrafta resmedilen şeyin gerçektekiyle aynı boyutlarda, aynı boyutlulukta veya aynı renkte olması çok nadirdir. İşte gerçek gerilim ve etki de bu farklılıklarda yatıyor. Fotoğrafın icadından itibaren fotoğrafçılığın dünyada hizmet ettiği fonksiyonlardan biri, daha önceleri çizimlerle, gravürle, resimle kayda tutulan şeyleri kaydetmekti. Fotoğrafçının belgelemeye dair bu görevi ilk başlardan itibaren fotoğrafçılığın bir parçası olmuştur. John Tarkovsky 1967'de yeni belgeleri düzenlediğinde aslında burada yaptığı şey çağdaş fotoğrafçılık hakkındaki en önemli ve en iyi üç tavsiyeyi bir araya getirmekti. Dünyayı değiştirmeye çalışmıyorlardı. Bir müşteriye özel çalışmalar değillerdi. Bir resim yaratmak dışında herhangi bir amaca hizmet etmiyorlardı. Bir fotoğrafın kelimenin geleneksel anlamıyla belge sayılabilmesi için açık, net ve odaklanmış olması gerekir. Fakat Arbus, Winogrand ve Friedlander hakkında ilginç olan şu ki, onlar elle taşınır kameranın dilini, siyah-beyaz fotoğrafçılığı benimseyip, daha sonra bunu tamamen kendilerine özgü bir şekilde uygulamışlardır. Gary Winogrand'e ait olan bu fotoğraf, koleksiyona 1973 yılında geldi. Bu, 20. yüzyıl ortası sonu arası döneme ait geleneksel bir baskı. 35 milimetrelik bir negatiften yapılmış. Bu boyuta büyütülmüş, gümüş jelatin kağıda basılmış. Sonra da kırpılmış ve çerçevelenmiş. Gary Winogrand'in iki maymunu taşımakta olan sarışın bir kadınla siyahi bir adamı gösteren bu fotoğrafını düşünürseniz, evet bu, Central Park'ta yürüyüş yapan bir çifti ve onların iyi giyimli iki maymununu gösteren bir fotoğraf diyebilirsiniz. Ama Winogrand'in burada yaptığı şeyi, bu fotoğrafın hem bir metafor hem de bir konu olarak işlevi hakkındaki teşhisini veya fotoğrafladığı kişilere ne kadar yakın ya da uzak durduğu gibi seçimleri fark ettiğinizde, sokaklarda 35 milimetrelik bir fotoğraf makinesiyle dolaşmanın, sokakta bu tarz bir şeyle karşılaştığınızda, yanınızdan geçip giderken onu fotoğraflama ihtimalinizi artırdığını anlayacaksınız. Tüm fotoğrafçılar seçimler yaparlar. Bu, Instagram'da nasıl bir çerçeve kullanacağınız da olabilir. Nasıl bir kamera kullandığınız, nasıl baskı yaptığınız ya da fotoğrafı ne şekilde paylaştığınızda. Tüm bu seçimler, her bir fotoğrafı fotoğrafta görülen şeyden farklılar. Bu durum, sizin de kameranın önündeki şeyle sanatçının nihai ürünü olan şey arasındaki farkı ve alanı ayırt etmenize yardımcı olur.